Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz proses güvenliği uzmanı Ruşen Ali Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesmi Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Adım Ruşen Ali Aydın. Makine öğretmeniyim. Yüksek lisansı iş güvenliği alanında yaptım. Yaklaşık 7 yılda proses güvenliği ile ilgili bir danışmanlık firmasında hizmet veriyoruz sektöre. Biraz daha böyle geçmişimi açmak istersek... İlk ortaokulu Kocaeli bölgesinde okudum. Doğum yerim de Kocaeli. Aslım Kars, Azeri'yim ama Kocaeli'de doğdum. Kocaeli'de ilk ortaokulu bitirdikten sonra lise hayatına meslek lisesiyle başladım. Makine ressamlığı, üzerine teknik lise makine bölümünü okudum. Sonrasında da kendi branşımda olan üniversitede makine öğretmenliğini kazandım. O dönem imalat sorumluluğu, vardiya amirliği gibi farklı sektörlerde çalıştıktan sonra bir eğitim sektörüne giriş yaptık 2013 yılında. Özel öğretim kurumlarına bağlı, milli eğitime bağlı bir özel kurumda eğitim koordinatörlüğü ile başladım eğitim sektörüne. Tabii eğitim sektörüne girince onun tadını, lezzetini aldık. Evet. Sonrasında şu an çalıştığım seyir teknik firmasıyla FR hocalarla tanıştık. Bu kapsamda da ülkemizde patlayıcı atmosfer oluşan alanlarda özel raporların hazırlanması, dokümanların hazırlanması, burada alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili de sektörümüzün öncü firmalarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bir ayağımız da yurt dışında esasında. Geçen yıl üçüncüsünü açtık. Zürih'te bir ofisimizi daha açtık. Amacımız hem ülkemizde hem de dünya çapında iyi noktalara adımızı yazmak, iyi işler yapmak. Planlarımız bunlar. Harika. Çok tebrikler ve başarılar Teşekkürler, diliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Uluslararası işler yapıyorsunuz. Ülkemizi yurt dışında da temsil ediyorsunuz. Bu son derece güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Birçok sektörde hizmet veriyoruz. Yani bir doğal gaz tesisinden tutun da işte gaz üretim dolum tesisleri ya da petrokimya tesisleri, işte boya tesisleri gibi birçok tesislerde prosesin daha iyi bir şekilde olmasıyla ilgili, daha güvenli olmasıyla ilgili yaptığımız hizmetler var. Bu kapsamda hem proje bazlı, yani mesela şu an bu odanın havalandırması gibi, endüstriyel havalandırma kriterlerinde nasıl olması gerektiğiyle ilgili detaylı arka planda çalışmalar, yangın algılama söndürme sistemleri. Yani bir üretim aşamasında, bir proses aşamasında çevreye, insana ve kendi varlığına, firmanın kendi tesisine zarar vermeyecek şekilde o üretimi nasıl yapması gerektiğiyle ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Çok güzel, harika. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen daha farklı özellikleriniz var mı? Var, evet. Şimdi öncelikle benim hep geçmişe dönük de gördüklerim, yaşadıklarım, hani tecrübeler diyelim. Bu kapsamda elektrik tesisatı işlerinde uğraşmam, elektriği anlamam, elektriği bilmem, işte su tesisatı, kalorifer tesisatı gibi işlerde de çalıştım. İmalat sorumluluğu, vardiya amirliği. Böyle olunca prosesleri daha iyi anlayabiliyoruz. Prosesleri anladığımız zaman da bu da bizim için diğer işte bizim gibi hem proses güvenliğinde hem de tesisteki bu tarz güvenlik önlemlerini alacak arkadaşlar da bir tık daha öne çıkartma şansı yakalıyor bizde. Ayrıca hem tez canlıyım hem de biraz da hep bazen söylerim tembellik var bende. Hani bir iş yapılacaksa o işi en hızlı, en kısa sürede yapmanın bir yolunu bir şekilde bulurum. Güzel, tez canlısınız. Evet, hemen bitecek o iş hızlıca. Öyle olunca da birkaç adım öne çıkartıyor beni. Şahane. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Az önce de dediğim gibi hani amacımız hem ülkemizi iyi bir düzeye getirmek, hem de hem ülkemizi hem kendimizi yurt dışında tanıtıp yurt dışında da daha güzel işler yapmak, yurt dışında da belirli bir alanda söz sahibi olmak amacımız bu. Çünkü
birçok mevzuat, standart hep oralardan alıyoruz. Oralardan Türkçe'ye çevirip anlayıp burada uygulamaya çalışıyoruz. Neden biz yapıp, biz hazırlayıp onlar bize uymuyor kısmındayız daha çok. Bu nedenle de İngiltere'de, Dubai'de ve en sonunda Zürih'te ofisler açtık. Hani 3 yıllık, 5 yıllık sonra, 5 yıl sonra yurt dışında daha iyi yerlere gelmiş olacağız. Bununla ilgili de arka planda bir de yazılım tarafımız var. O tarafı güçlendirmeye çalışıyoruz. Sahadaki bu bilgi tecrübelerimizi yazılım tarafına aktarıp orada hem tesislerdeki proses güvenliği uzmanı arkadaşlara destek olmak hem de bizim gibi danışman firmaların da bu yazılım programını kullanarak aynı dilde, aynı tecrübeyle hareket etmelerini sağlamak, yazılım tarafındaki dil durumunu da güncelleyerek hani farklı dillerde birçok ülkeye de aynı hizmeti taşıma çalışmalarımız var. Harika. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Ekibinizde yer almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi bizde ben 2017'de başladım Efar hocamlarla birlikte. O tarihlerde biz tabii çok çalışıyorduk. Yaklaşık işte gece 12'lere 1'lere kadar hemen hemen her günümüz, her haftamız bu şekilde geçiyordu. Ki bazen söylüyorum, o emekle, o çalışma azmiyle kısa sürede buralara kadar geldik. Öncelikle bu işi yapmak isteyen arkadaşların azimli olması lazım. Çalışkan, çalışmayı seviyor olması gerekiyor. Bir de en büyük sıkıntı okumayı biz sevmiyoruz toplum olarak. Maalesef. Okumayı seviyor olmaları gerekiyor. Çünkü literatürler, birçok kaynaklar Türkçe yok, hep yabancı. Onları araştırıp okuması lazım. Mevzuatları, standartları iyi okuması, iyi biliyor olması gerekiyor. Kimya bilgisi, elektrik bilgisi, makine bilgisi olması gerekiyor. Hani hepsini bir araya getirdiğinizde o zaman iyi bir proses güvenliği uzmanı olarak çıkabiliyorlar. Ne güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tek söyleyeceğim şu olur izleyici arkadaşlarımıza. Sevdiğiniz mesleği yapın. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir durum yok esasına baktığınızda. Bu ülkenin otomotiv sektöründeki ustalara da ihtiyacı var. Tesisat ustalarına da ihtiyacı var. Önemli olan sevdiğiniz mesleği yapıyorsanız sizden daha mutlu bir insan yok. Benim tek sevdiğim olur. Ne güzel. Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz son mesajınızda da. Yani illa üniversite mezunu olup olacak da işsiz kalacağınızda yok, evet. Mesela teknik liselere, meslek liselerine gidin, bir iş öğrenin değil mi? Tabii bir mesleğiniz olsun. Onun değeri son derece büyük. Yani umarım bu teknik liselere, meslek liselerine verilen önem daha da artar, yatırımlar daha da artar. Umarım. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz proses güvenliği uzmanı Ruşen Ali Aydın'dı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.